Oyun dünyasında genellikle büyük bütçeli ünlü yapımlar konuşulurken gözden kaçan son derece başarılı küçük yapımlar da yok değil. Bazıları eğlenceli oynanışı, bazıları sanat tasarımı, bazıları ise dinlendirici yapısıyla ön plana çıkan düşük bütçeli bağımsız oyunlardan bir liste oluşturdum. Listede iki tane de Türk yapımı oyun bulunmakta. Kanalımıza abone olarak aramıza katılman bizi çok mutlu eder. Keyifli seyirler. Listemizin ilk sırasında 9 Eylül Üniversitesi Teknopark'ta Nayusu ekibi tarafından geliştirilen Molipass yer alıyor. Molipass geçtiğimiz hafta çıkışını gerçekleştirdi. Oyun hakkında söyleyeceğim ilk şey aşırı eğlenceli olması. Lokal çok oyunculu destek de içeren yapımda farklı bölüm tasarımları mevcut. Her bölümün kendine has dinamikleri oynanışı doğrudan etkiliyor ve bu da açıkçası bayağı keyifli olmuş. Düşük sistemli bilgisayarlarınızda rahatlıkla oynayabileceğiniz yapım Xbox ve Nintendo konsollarda da yer alıyor. Beraber oynayacak bir şey arayanlara tavsiye ederim. Sırada bir başka Türk yapımı olan MeArt2 var. MeArt2 henüz geliştirme aşamasında. Oyunun Nisan'a kadar çıkması planlanıyor. İstanbul Oyun Geliştirme Merkezi ve BugLab'de bulunan 4 kişilik bir indie ekibin geliştirdiği yapım doğrudan grafikleriyle göz alıyor. Oyunun demosu erişilebilir durumda. Aksiyon ve RPG türünde vaat edileni verebilirse bence oldukça büyük bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Listedeki bütün oyunlar içinde belki de en büyük bütçeye sahip olan As Dusk Falls ile devam ediyorum. Game Awards'ta da ödül alan yapım, oynanışıyla ön plana çıkmasa da interaktif yapıya sahip olması ve bir seçimin kendine ait farklı sonuçlar doğurması ile heyecan verici bir oyun deneyimi yaşatıyor. Açıkçası 6-7 saatlik oyunu tek oturuşta bitirdim. Çünkü ilgi çekici ve merak uyandıran olay örgüsüne sahip olan oyun Türkçe destek de içeriyordu. Oyunu bitirdiğimde oldukça keyif aldığım bir mini dizi bitirmiş hissiyatı uyandırdı. Hala Game Pass'te yer alıyorken tavsiye ederim. Bir diğer oyunumuz ise Space Lines From the Far Out. Tıpkı Volleypals gibi lokal çok oyunculu bir oynanışa sahip olan oyunda kendi uzay gemimizi yönetiyoruz. Açıkçası bana ailemle ve arkadaşlarımla severek oynadığım Overcooked oyunları da anımsattı. Beraber oynayabileceğiniz son derece eğlenceli bir oyun. Spiritfarer'da listede bulunan oyunlardan. İlk bakışta sanat tasarımıyla dikkat çeken oyun, kendine has hüzünlü bir hikayeye de sahip. Ölen insanların ruhunu taşıyan bir kayıkçı olarak farklı hikayelere tanık oluyor ve kendi gemimizi geliştiriyoruz. Oyun huzurlu ve dinlendirici yönüyle öne çıkıyor. Fakat açıkça söyleyeyim ki oyunun fiyatı Steam'de indie bir oyuna göre oldukça pahalı. O yüzden alacaksanız Epic Store'dan edinmenizi tavsiye ederim. İndirimlerle birlikte 12 lira civarı bir fiyata düşüyor. Sırada Vikings Bones of Midgard var. İskandinav mitolojisini temel edinen oyunda farklı İskandinav tanrılarını mentor olarak seçebiliyorsunuz. Bu durum kullandığımız silah ile birlikte skill ağacınızı da etkiliyor. Oyunun bölüm tasarımları tatmin edici görünüyor. İzometrik RPG seven mitoloji tutkunları bir göz atsın derim. Bağımsız fakat tatlı yapımlardan bir diğeri de Lake. Küçük bir Amerikan kasabasında geçen oyunda büyük şehrin yorucu temposundan bir süreliğine babasının yanına gelen bir karaktere hayat veriyoruz. Oyunda evlere kargo ve posta bırakıyoruz. Açıkçası herkese hitap etmeyebilir. Fakat dinlendirici yapımda olması açıkçası benim hoşuma gitmişti. Dinlendirici olmasın diyorsanız sizi Bloodroots'a alalım. Çünkü Bloodroots'ta istemediğiniz kadar aksiyon ve şiddet var. Döve döve ilerlediğiniz oyun kafamızda kendi stratejimizi oluşturmaya zorluyor. Bölüm tasarımlarının oyun mekaniğine etkisi hoşuma gitti. Eğer Katana Zero ya da Hotline Miami gibi oyunları seviyorsanız muhtemelen bu oyunda keyifli vakit geçirirsiniz. Listemizin sonlarına yaklaşırken Flying Son of Crimson bizi karşılıyor.
yoldaşımız Dex ile maceralar yaşadığımız oyun Pixel Art türünün tatlı örneklerinden. Farklı bölüm tasarımları hoşuma gitti. Türü sevenler şans vermeliler. Son oyunumuz ise The Artful Escape. İlginç, psychedelik bir anlatıma sahip olan oyunda lineer devam eden bir hikaye anlatımı var. Kullanılan renk paletleri ve muhtemelen kullandığı metaforlarla üzerine düşündüren kendine has bir tecrübe olmuş. Listemiz burada sona eriyor. Son olarak şunları söyleyebilirim. Türkiye'de oyun sektörü günden güne gelişiyor ve büyüyor. Listemizin ilk iki sırasındaki oyunlar bana bunu gösterdi. Ayrıca başka bir Türk oyun firması olan Laniatus'un da Magic to Master isimli MMORPG bir oyun geliştirdiğini biliyorum. Umarım gün geçtikçe Türkiye'de pazar büyüyecek ve gelişecektir. Siz de aramıza katılmak için abone olabilir ve videoyu beğendiyseniz beğen butonu aracılığıyla bunu bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca önereceğiniz başka bağımsız yapımları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.